Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyicileri. Ben Tekin Naşep. Ajanda programına başladık. Evet, gün içerisindeki gelişmelerden oluşan haberleri aktaracağız sizlere. Ve son gündemde olan konuları. Milliyetçi Hareket Partisi hafta sonu sevgili izleyicilerimiz aday tanıtım toplantısını gerçekleştirecek. Adaylarını hem partilerle hem de kamuoyla buluşturdu. Cenab-ı Allah kazanını mübarek etsin. Sağ olun. Değerli hemşerilerim, hepimizin bildiği gibi 7 Haziran'da yapılacak 25. dönem milletvekilliği genel seçimleri vatandaşlarımız için, ülkemiz için, topraklarımız dışında yaşayan soydaşlarımız ve dindaşlarımız için de bir dönüm noktası olacaktır. Sahte cesaret gösterileri altında içte ve dıştaki teslimiyetçilikten kurtulmanın artık zamanı gelmiştir. Yoksulluğa, yolsuzluğa, adaletsizliğe, eşitsizliğe dur demenin zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir. Bugünlerde ülkemizde yıkım üstüne yıkım yaşanmaktadır. Yenilgilerin en koyusu üzerimize devrilmekte, önümüzü kapatmaktadır. Ülkemiz hezimetten hezimete koşmaktadır. Devlet, millet, vatan, bayrak, varoluşumuzun tarihi ve kültürel mirasları linç edilmekte, sistemli bir operasyon geçirmektedir. Öyle bir duruma gelinmiştir ki bugünkü Türkiye ile 1919'lu yılların Türkiye'si neredeyse birebir örtüşmektedir. Milli mukavemetimizin temelleri dinamitlenirken, milli birliğimizin hisarları PKK, AKP ortaklığıyla delinmektedir. Türk milletinin olayların tüm iç yüzünü anlatmalıyız. İhanetin maskesini düşürmeli, milli iradeyi milliyetçi iradeye dönüştürmeliyiz. 7 Haziran'ın kazası yoktur. 7 Haziran'ın rövanşı, tehiri, ikamesi, telafisi yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi 25. dönem Mersin milletvekili adayımız. Rotadan çıktığı vakit çıkanları yargılayabilecek Anayasa Mahkemesi vardır. Ama başımızda üzerine namus ve şeref üzerine yemin edip ama anayasayı çiğneyen bir cumhurbaşkanı var. Evet. Geldiği günden beri anayasanın 103. maddesini, anayasanın 101. maddesini ayaklar altına alıp paspas etmiş bırakmış. Her defasında kendisini hatırlatıyoruz. Çiğnediğim bu anayasa üzerine namus ve şeref sözü verdin. Onu koruyup kollayacağına dair. Ne çabuk unuttun bu sözleri. 12 yılda milletin neyini unutmadı ki? Hangi değer yargısını unutmadı ki? Kurallarla istisnalar yer değişti bu ülkede. Dün hırsızları parmakla ararken şimdi namuslu dürüstleri parmakla arar hale geldik. Çünkü baştaki güç parmaklarının gücü vicdanlarını örttüğü için herhangi bir hırsızlık anında onu yargılayabilecek kanun kalmadı. Eğer yargılamak üzere kanunlarımız arasında bir şey var ise derhal onu değiştiriyorlar. Öyle söylüyor. İçişleri Bakanı alttaki birime talimat veriyor şu işi yap diye. Sevgili izleyicilerimiz, çoğu zaman hayata negatif bakıyoruz. Oysa uzmanlar ve yetkililer hayata pozitif bakarak pozitif bir alana dönüştürmek mümkün diyebiliyor. Evet, bugün de Pozitif Yaklaşım Hayatını Geliştirme Derneği Başkanı Özlem Pek Duraner, İçel Gündemi programında Ali Gürkan
Çamiloğlu'nun canlı yayın konuğu oldu. Derneğimizin adının pozitif yaklaşım olmasını istedik. Çünkü pozitif düşüncenin gücüne inanıyoruz. Evet, ancak pozitif düşünerek sıkıntıların üstesinden gelebiliriz ve çeşitli alternatifler üretebiliriz. Neler yapıyoruz? 9 Mayıs 2013 tarihinde Adana'da derneğimiz faaliyete başladı. Toplumun sosyoekonomik ve kültürel yapısını kalkındırarak ve geliştirerek toplumsal bilgi ve bilincin artması amacıyla iş hayatının çeşitli dallarında eğitimler, seminerler veriyoruz. Çeşitli dalları dediğiniz örneğin hangi dallar? Farklı dallar. Şimdi ben isterseniz etkinliklerimizden biraz bahsedeyim. Etkili iletişim semineri veriyoruz. Kariyer planlaması, zaman yönetimi ile ilgili, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili seminerlerimiz oluyor. Etkili iletişim demiştim, pardon, mobbing, psikolojik tacizle ilgili seminerlerimiz mevcut. Genel manada bu. Hani meslek kazandırma yönelik değil de çalışanlar, çalışmayanlar da katılabiliyor. Yani herkese açık bir seminerimiz oluyor. Peki bu seminerlerden almış olduğunuz sonuçlar memnun edici mi sizi? Memnun edici, çünkü alanında uzman olan kişiler semineri veriyor. Genelde seminere katılanlar çok memnun ayrılıyor. Evet, bu mobbing dikkatimi çekti. Çünkü son dönemde hem Türkiye'de hem de Çukurova bölgesinde çok fazla mobbing müracaatları oldu. Açar mıyız bir mobbingi? İş yerinde psikolojik taciz olarak ifade ediliyor mobbing. Tabii o zaman da işinde uzman olan kişi, yani avukat gelmişti, o detaylı bilgiyi verdim. Onun kadar bilgi sahibi olamazsak da tabii ki biz de bilgi paylaşımında bulunmak isteriz. İş yerinde hakarete maruz kalıyorsak, elle, sözle ya da gözle herhangi bir tacize uğruyorsak, aşağılayıcı cümlelerle karşı karşıya kalıyorsak, bunlar bizim için birer psikolojik tacizdir. Ve bunun yaptırımı da oluyor mu, bir şikayet oldu? Gerekli mercilere şikayet edilebilir ya da AS tarafından böyle bir duruma maruz bırakılıyorsak üste müracaat edilebilir. Evet. Peki siz bu seminerlerinizi sadece, merkeziniz nerede efendim? Adana'da. Adana, evet, merkezimiz Adana'da, şubemiz yok. Sadece merkezinizde mi düzenliyorsunuz, yoksa en azından örneğin Çukurova illerini, ilçelerini gezerek mi bu seminerleri veriyorsunuz? Henüz Adana dışına çıkmadık seminer anlamında. Ancak farklı illerden seminerlerimize katılanlar oldu. Bazen dernek çatısı altında seminerler veriyoruz. Bazen farklı odalar biz STK'ları destekliyor, sağ olsunlar. Birlikte bir etkinlik, seminer yapabiliyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz, 174 kaçak içinde bulundukları balıkçı teknesi batmak üzereyken sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Mersin'de bir balıkçı teknesiyle yurt dışına çıkmaya çalışan 174 kaçak göçmen imdat çağrısı üzerine sahil güvenlik ekipleri tarafından tekne batmak üzereyken kurtarıldı. Sahil güvenlik ihbar hattını arayan ve Türkçe bilmediği anlaşılan bir kişi korku ve tedirginlik belirten ses tonuyla yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri çağrının geldiği yeri belirlemek için konum sorgulaması yaptı. Yapılan aramanın Mersin Liman merkezli 3 mil yarıçaplı alanda olduğu tespit edildi. Erdemli'de konuşlu ekipler çağrının gelmiş olabileceği alana yönlendirildi. Mersin Limanı 3 mil açıklarında yapılan aramada bir balıkçı teknesi üzerinde çok sayıda kaçak olduğu tespit edildi. 32'si kadın, ikisi engelli, 55'i çocuk olmak üzere toplam 171 kişiden oluşan kaçaklarla biri Türk, ikisi Suriye uyruklu 3 göçmen kaçakçısı batmak üzere olan tekneden kurtarılarak Mersin Limanı'na getirildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yorgun ve aç olanlarla özel ilgilenilirken başta çocuk ve kadınlar olmak üzere tüm şahıslara yiyecek ikram edildi. Bir hamile kadınla kalp rahatsızlığı olduğunu ve ilacını alamadığını beyan eden bir şahsa ise 112 sağlık görevlileri tarafından müdahalede bulunuldu. Batmak üzere olan teknedeki kaçak göçmenleri kurtararak olası bir facianın önüne geçen sahil güvenlik ekipleri, yabancı uyruklu şahısları Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. 3 göçmen kaçakçısı için ise yasal işlem başlatıldı. Tarsus'ta define arayan 3 kişi dinamit patlaması sonucu ağır yaralandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 kişi boş bir tarlada define ararken dinamit patlaması sonucu ağır yaralandı.
Tarsus merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Küçükköse Balcı mahallesindeki boş bir tarlada meydana gelen olayda iddiaya göre define arayan 35 yaşındaki Mustafa Aydın, kardeşi 31 yaşındaki Abdullah Aydın ve aynı yaşlardaki Bayram Girgin yarım metre derinliğinde açmış oldukları çukurda karşılarına çıkan kaya parçasını dinamitle patlatmak istedi. Dinamit kayanın üzerine yerleştirilirken belirlenemeyen bir sebepten erken patladı. Çukurun içerisinde meydana gelen patlamayla birlikte Abdullah Aydın, Mustafa Aydın ve Bayram Girgin vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz, Bozyazı ilçesinde yerel bir sanatçı 8 yıl önce kimliğini kaybediyor ve kaybolan kimlik dolandırıcıların eline geçiyor. Dolandırıcıların eline geçen kimliğin sahibi yerel sanatçının da hayatı zindan oluyor. Mersin'in Bozyazı ilçesinde 8 yıl önce kaybettiği kimliği dolandırıcıların eline geçen yerel sanatçı Mehmet Dağ Parçası'nın hayatı karardı. Yani ben artık nasıl, ne demek olur ya, benim adıma hatlar alınıyor, alışverişler yapılıyor. Bunlar bulunamıyor. Yani şimdi bu 8 yılın içerisinde ben gitme ifade veriyorum. Türk savcılar, Cumhuriyet savcılarımız bunları neden yakalamıyorlar? Ben buradaki tüm yetkililere seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, lütfen rica ediyorum. Artık birileri bunlara dur demeleri lazım. Sürekli hiç tanımadığı kişilere borcu çıkan ve dolandırıcılardan bir türlü kurtulamayan da parçası "Bir menfaat uğruna kurban seçtin beni" adlı türkü besteledi. Karşıma bir melek sanmıştım, sevdalım seni bir menfaat uğruna kurban seçtin beni. Kurban diye kurban seçtin beni. İlçede bir restoranda sahneye çıkan Mehmet Dağ Parçası 2007 yılında kimliğini kaybetti. Ertesi gün gazeteye kayıp ilanı verdiğini belirten Dağ Parçası kimliğini dolandırıcıların bulduğunu öne sürerek "Kimliğimi bulanlar polise vermek yerine benim hayatımı kararttılar" dedi. Kurban seçtin beni. Kurban diye diye kurban seçtin beni. Evet, Tarsus İdman Yurdu ile ilgili ajanda programımızı sonlandırıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kümede kalma yarışı veren Tarsus İdman Yurdu Ofspor'u 5-1 yendi. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu evinde Ofspor'u 5-1 mağlup etti. 1-0 geriye düştüğü maçı farklı bir şekilde kazanarak 2. ligde kalmayı başaran Tarsus İdman Yurdu maçtan sonra büyük mutluluk yaşadı. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başında yaşamış olduğu küme düşme korkusunu ligin son maçında sahasında oynadığı Ofspor maçını 5-1 kazanarak yendi Tarsus İdman Yurdu. Sarı lacivertliler geriye düştükleri maçı 5-1 kazanarak puanlarını 42'ye yükselterek ligde kaldı. Tarsus Şehir Stadyumu'nda oynanan maça taraftarlar ilgi gösterdi. Aşırı kalabalık nedeniyle bazı taraftarlar stadyuma giremedi. Oldukça çekişmeli geçen maçta zaman zaman sertlik yaşansa da Tarsus İdman Yurdu'na mağlup olan Ofspor küme düşerek lige veda etti. Evet, ve sevgili izleyicilerimiz, böylelikle ajanda programımızın da sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, mutlu kalın.